23. Dünya Felsefe Günü mesajlarımızı iletmeye devam ediyoruz. Şimdi mesajını iletmek üzere Buse Naz Güçlü'yü buraya davet ediyorum. Lisans öğrencilerim arasında en devamlı olanı. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle felsefe günlerimde sizin doğum gününüzü kutlamak isterim hocam. Teşekkürler. Minik bir armağan sizin için. Teşekkürler. Açabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Peki. Teşekkürler. Bu sene sen benim kristal bardağımı kırmıştın. Ondan sonra aramız hiç düzelmedi. Evet. Bilmiyorum, hissettin mi bunu? Evet, felsefenin altına minik bir ateşkes olsun istedim ben de bugün. Evet, ateşkes, evet, barış geçici ateşkestir, bravo. Kant da öyle diyordu. Evet. Müthiş bir kadeh. Armanicim, teşekkürler. Güzel günlerde kullanın. Evet, günlerim güzelleşecek, teşekkürler. Buyurun lütfen mesajınızı paylaşın. Benim de çok uzun bir mesajım yok. Bilmiyorum sonrasında belki uzatabilir miyim ama şöyle başlayayım. Merak etmeli. Her birimiz merakla öğrendik tüm bilebildiklerimizi. Nefes almayı, yürümeyi, anlaşılmasa bile konuşmayı öğrendik ve merak bizi yavaş yavaş terk etmeye başladı. Fakat dünyanın ve insanın gizleri hala bitmedi. Durmadan merak etmeli. Bu şekilde başladı benim mesajım. Yani bu şekildeydi özetle. Bunun benim için böyle olmasının sebebi ben çok fazla şey denediğimi düşünüyorum. Sanatın her dalını başarılı olmasam da denemeye çalıştım elimden geldiğince. Ve hiçbiri beni tatmin etmedi. Biraz resim denedim, biraz keman çalmayı denedim, bir dönem dans etmeyi denedim. Şu an tiyatroyla ilgileniyorum. Ama yeterince tatmin olamadım. Her zaman daha fazlasını merak ettim. Sonra dedim ki ben bunları nerede birleştirebilirim? Ve bu noktada felsefeyle tanıştım. Bu noktada felsefe okumaya karar verdim. O yüzden hem sanatın, hem düşüncenin, hem var olmanın, kısacası insan olmanın yolu bence tamamen felsefeyle başlıyor. Ve bugün bizler için en önemli gün. Herkesin felsefe gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.